Bana niye hiçbir zaman oyunların ismini söylemiyor? Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Sen şu yeri bir bırakır mısın? Hoş bulduk. Arkadaşlar hoş geldiniz. Mehmet'e verelim. O bize yapsın. Bu adam tam mesaj taşı. Tam mermer diyor. Üstünü yapıyor. Bugün burada gördüğünüz iki tane kutumuz benim kutumu bozma. Şu arkamda ör lütfen. Ve bir tane leğenimiz var. Ve 24 saat geçirmeleri gerekecek bu alanda. 24 saat demeyelim de en uzun dayanan diyelim. Çünkü 3 tane arkadaşlar burada 3 tane objemiz var. Nuri onu bırak. Öyle bir şans yok. 3 tane objemiz var. Yani şöyle 2 tane kutumuz, bir böyle bir kutumuz var arkadaşlar. Bir böyle rahat bir kutumuz var ve bir tane böyle leğenimiz var ve 3 tane oyuncumuz var. Emin olun şu darma. Bu 3 oyuncumuz kura çekecekler isimleri. Bu kutular. Söyle ha. Sadece evet. İsimlerini yazdın ama sen kutuları nasıl ayırt edeceksin? Burak gel, elimdekileri bırakacağım. Atacaklar hangisi hangisi? Ha hangisi. Tamam. Kurban bayramı gibi düşün. Ama bence elinde seçti. Çünkü bunların ikisi hemen aksandıracak. Yok ben hayır. Kutuları atacak. Baş harflerinizi yazdı. Rastgele. Bu arada bir şey diyeyim bak. Bana bu düşerse şu oturana bir arada yarım alıp böyle şey yapabilirim. Sanırım. Tamam. Ben de onu düşerse bana bir sanırım. Sen niye bu kadar safsın? Şimdi hayır. Arkadaşlar kutuların mesafelerini ayarlayalım. Onu da duvarın dibine birbirlerine salça olmaları kolay olmasın. Ya şuna zaten gariban gibi. Tamam bu böyle. Şimdi Süheyla'cığım kutuları at. At. Arkadaşlar en uzun dayanan. Şunun içine de altın var. Kaldı zaten. Atarsam alamayabiliriz çünkü. Tamam sonuncu. Aç. Daha gel. Aç onu. Kırdım. Evet bu senin. Bu çocuk şanslı özür ya. Özür dilerim ama senin. Ben bunun içine nasıl gideceğim? Kutuyu bükebilirsin. Sıcak, su alabilir miyim ya? Otursan mı içine sen onu kırmadan acaba? Sen niye hep rahatsın ya? Ya ben bilmiyorum bu çocuk çok şanslı bu şeylerde ya. Benim garibanım ya. Neden böyle bunu sen çok iyi niyetli çok... olduğun için. En şanssız sensiz Talha'cığım bu konuda. Ne oluyor? Ama bak şöyle düşün. Sen onu kolayca hareket ettirebilirsin daha. Evet. Bak öyle bir düşün. İyi yönünüz değil de pencerenin iyi tarafından bak. Ama ben Nuri'yi çok kıskandım ya. Kazanırsam Nuri'yi yatağlarlıyor muyum ya? Yani pek öyle bir şansım yok ama. Atmaksana oğlum. Hayır. Tamam şimdi. Evet. Sizin burada kalabilmeniz için birkaç tanecik ödül ve artık size göre neyse birkaç eşyacık var. Ben bir yazlık istiyorum. Hayır. Ben de bir falan yapmak istiyorum. Şimdi şuradaki şeyler çok ilginç. Çok garip hatırlıyorlar. Su getirdik. Bisküvimiz var. Kola getirmiş Süheyla. Bunlar ne alaka Süheyla ya? Şş, sus. Ama ben belediye suyu ben almam lazım ya. Onlar alaka. Süheyla'cığım. Efendim. Su bari promosyonuna gelmesi lazım. Ben çok uzaklarım. Bence ilk kaybedecek kişi neredeyse kendini belli ediyor. Ya ben hani bir harfede bunu düşebilirim. Ben artık bunlardan sıkıldım gerçekten. Halil düştüğün anda. Halil düştüğün anda elin yere değer. Eliniz yere değmesin. Hani yastık? Yastık oyunu istiyor. Evet işte yastık hazır. Yani bunu kazan bir şey kazanmaz. Sanırım önce şey açmam gerekiyor. Süheyla'cığım evet bunlara ilginç bir bilmece sor. Arkadaşlar şimdiki bilmeceyi... Bilmeceyi bilen kişi ödülü kazanacak. İlk ödülümüz ne Süheyla? Yastık ve örtü. Hayır. Acı çeksinler önce birazcık. Direkt yastık örtüyü vermeyeceğim. Oo, ne vereceksin önce? Keyfimde isterse onu vereceğim. İnternet açarsa tabii. Tamam. Allah şimdi. Allah razı olsun ya. Elini yere değme. Sakın değme. Yok bu yasak mı? Yasak değme ya, elini. Evet değdi. Yasak Nurettin. Dokunanı elerim. Ben de bir imkansız ya. Şöyle bir çeksen bittin oğlum burunla gider. Burun gider. Halil lütfen burnunu parasını ödeyemem şu an. Lütfen ben sakin. Burnunu koru. Şimdi sormam mı gerekiyor? Bayağı iyi lan bu. Ben gittim bak. Kutuyu kapat. Aha korumam da var. Üstten dönüyorum. Yürütüyorlar sana. Ama sığmıyorum bak. Gidip hareket etmeyeceğim. Söyle hazır mısın? Hazırım. Bir tane buldum. İyi dinleyin. İyi dinleyin. Bu bir mantık. Bilmecesi. Tamam, acele etmeyin, düzgün cevap verin. Hazır mısınız? Evet, yürürse zorlama. Kaplumbağalar için en kötü durum nedir? Ters dönmek. Evden atılması.
Evi sıktın da. Bilemediler mi? Üçü de bilemedi şu an. Boş masa yok. Hayır. Lan neydi soru? Zaman. Kaplumbağalar için en kötü durum nedir? Çekeç kalması. Yani alo. Yani ne bileyim kaplumbağanın kötü durumu. Çiftan ağzında. Çiftan. Mantık dedi. Mantıklı şeyler bulun. Böyle hani belli bir cevap değil, anladın mı? Basit bir şey aslında. Ben bilemedim, bunu çok basit. Ama soru tekrar, ne, tekrar sor. Kaplumbağa için en kötü durum nedir? Ha. Evet. Çok kolay. Yapamayacakları bir şey. Çok kolay. Aa, İyi düşünün. Aa, bakın size buradan ipucu veriyorum. Çok ısınar. Aa, sırtın taşı. Kaşınamaması. Kaşınamaması. Sen niye bekliyorsun? Ben hadi. İpucu veriyorum. Ödülümü ver. Zeylan'ın insafına göre ödül. Bence de mantıklıymış. Oğlum en kötüsünü verdim ya. Arkadaşlar ikram satılır. Bir daha çözümle paylaşırız. Ya ödül gelince paylaşırız. Ben sana demiştim. Benim olsa ben paylaşırız. Tamam. Ödül gelince paylaşırız. Şu an küçük cüce gibi gözüküyor. Şöyle bir bakın gençler. Yere değmeden yanınızdaki arkadaşınıza salça olup oyundan çıkarabilirsiniz. Oğlum tuta çekerim ha. Ayağımı içirir misin lan? Aa, böyle bir şey var mı? Benim evet, yere değmeden her şeyi yapabilirsiniz. Aha. Oğlum ben yere kolay kolay değilim. Şimdi bir kenarım ters dönersin. Yuh. Gel. Var mı lan bana? Hayır. Onu kullanamazsın. Onu sen sonra aldın. Yuh. Evet. Neyse hadi. Ödüle geçelim. Hayır, öyle hemen. Ya bir şey mi var ya? Biraz salça alırsınız. Belki biriniz eleni. Artık oturur musun? Otur artık. En rahat hareket eden o. Çok şanslıydı. Abla çok da bir sorun gibi oldu. Ben tekrar bir artı. Valla. sen bir artı bir de oturuyorsun. Nuri 3 oda bir de. Halil Dik artı bir de. Soruyorum, hazır mısınız? Sor. Ben iki özleyenin arasında dururum. Onları istedikleri yerde konuştururum. Biraz dil. Ne? Bu zeki bir soru ya. Bu mantıklı. Çocuk soru. Bayağı mantıklı soru ya. İki özleyenin arasında. Köfte. Beyin mi acaba? Neyse ben niye? İki özleyenin arasında dururum. Onları istedikleri yerde konuştururum. Burun. Bunun ne alaka ya? Ne? Biri burun diyor, biri ağız diyor. Hayır. Olamaz diyor. Sen niye bana öyle bakıyorsun? Anlamaya çalışıyor. Ben anlamadım, bana bakmayın. İpucu vermeyeceğim. İki özleyen. Kiraz. Özlemeyin. Kiraz ne alaka ya? Aa, ben buldum. Çok kolaymış. Niye üçünüz bir bakıyorsunuz? Birbirine bakıyor. Anlamıyorum ki birbirine ne görebilirsiniz yüzünüzde ya. WhatsApp. Hayır. Dur ışık ya. Hadi biz kalbine hadi bitti. WhatsApp. Evet arkadaşlar, modern çağın iletişim aracı ya WhatsApp. Ya sen niye susmuyorsun? Niye? WhatsApp mı? Hayır. Ben dedim WhatsApp diye. Oğlum kendin başlıyor. Ben düğümü bile bulamıyorum. Bunlar saf ya. Harbiden yok. Saf ikisi. Üçü de saf ya. Sen telefonların yanında duramıyorsun. Hotmail, Gmail, Gmail. Allah'ım ya, bu kadar saf olamaz. Nuri! Telefon! Hı? Telefon. Evet. Kalp. Çocuğun elinde telefon var. WhatsApp diyorsun, Gmail diyorsunuz da telefon niye şey aklınıza gelmiyor? Yok yani iki. Hadi dilim evet. Ama ben... Alır. Şey olarak, soğuk oğlum, soğuk artık bu. Arkadaşlar oyunu elenene bunları verin. Adam yatağı da var. Elenene bunları verin. Sıfır paket düşün. Dediğim gibi. Hazır mısınız? Hareket edip salça hadi. Olabilirsiniz. Bak dinleyin. Sen kaçınıyorsun ama düşeceksin. Duydunuz mu? Adacım, bak bir koksana bakalım. Kokla. Elini çek de koklarsın. Tamam. İkisi de Nuri'den tırsıyor arkadaşlar şu an. Hadi üstüne. Hazır mısınız? Yaşı çek. Bakın mantıklı düşünüyorsunuz. Allah aşkına şuna bir tane vereyim. Sanki böyle daha iyi gibi arkadaşlar. Evet abi. Değil çok dengesiz. Biraz boşta kalınca düşüyor. Neyse ben kova pikik yapıyorum. Kola artı ikram. Sorayım mı? Tamam. İçinde bir akrep var, zarar vermeden dolanır. Saat. Evet. Bunu ısırmasam söyleyecektim. Söyleyecektim. Hala. Ben de niye hiç bundan yok yani. Çok yemenin zararları Nuri. Şimdi hangisini vermek istiyorsun? Ağlatayım. Bence ver. Bence ver. Ver. Yastık ya. Yorgan istiyor. Ver. Ama bunlar tek tek hediye. Öyle mi? Evet. O zaman birini hangisini ver. Hangisini istiyor? Hiç fark etmiyor. Şurada sadece şurada.
Aa. Sen burnunu koru lütfen. Takas var mı? Yetişemeyecek mi orada? Takas var mı? Var. Yine de. Saf ya. Allah saf. Beyaz da oraya atıyoruz. Ağzım takılı lan. Yastığı bana buraya at, bunlar söz. Herkes. Öyle denir mi? Cidden yani. Siz bunu çocuktan niye korkuyorsunuz? Sence korkulmayacak gibi mi? Allah ben ayıyorum ya. Valla en kolay hareket edebilecek olan sensin. Ama gideceğim biraz. Dolanacağım. İstediğin özgürsün. Leğenin dışına çıkmadığın sürece özgürsün. Yiyoruz. Aa buldum. Hadi al. Hazır mısın? Hadi al. Allah ne yapıyorsun? Doğurum ben. Yatmak varken sen yemeği seçtin. Kilo benim. Adam çiçek yapıyor ya. O içeride acı çekiyor. Sen çok iyi. Çok iyi. İyi bir gün kalırım ben burada. Yine kalırım. Evet. Yeni soru. Tamam. Altta soru. Altta soru. Hazır mısınız? Sıdısındı sıcak. Şunu da alırsak tamam. Sen şunu alırsan çok şanslısın. Ben güzel bir bana verin. İyi dinleyin. Bilmeceyi bilen sıradaki ödülü alır. Hazır mısınız? Herkesin gitmekten korktuğu köy hangisidir? Tazalı köy. Salak ya. Niye hiç düşünmüyorsunuz ya? Ya yok bir soru sayamazsın. Şeyla yeni bir soru sor ya. Çok basit. O çok basit. Cingen tamam. Çıkarırım. Cingen çıkarırım. Cingen yemiyorum. Hakkımı yiyorsunuz. Hakkımı yiyorsunuz. Tamam. Ay. Ödül verin. Ben burada sustum. Al ödül. Ya sen kapat hayat ya. Hadi. Hocam ayrıca çiçeği yiyor. Şeyla birazcık zor bir soru sor. Ben ne yapayım? Oturup bunlara bakıyorum şu anda. Ya düşündürsün ya, şöyle düşünsün ya. Evet bence de. Düşündürsün biraz. Hazır mısınız? Yani düşünün artık ne yapayım. Yazları giyinir, kışları soyunur. Güneş. Güneşlere bir bana şey. Niye bakıyorsunuz? Kar. Çok basit mi? Bilemedi ağaç. Değil mi? Ağaç. Bildi. Ben yapraktan yapmıştım. Anne evet. Bir ödül seçiyor. Bu ne bana uç veriyor? Bu ne ya? Adam yastık aldı. Bir battaniye al. Bence o şeyi ver örtüyü Talha'ya. En azından onu bir şekilde kullan Talha. Altan yok ben sana görünmüyorum. Kendimi çok dinleyici mi seçmiyorum. Halil korkudan güvenemiyor artık. Lan oğlum benim bir çikolata veriyorum lan. Heh. Gel bir yandan verin. Heh buldum. Bak al. Bunu da biliyorsun artık. Zaten bir su kaldı. Nuri onu da... Hayır iki tane kaldı. Hadi be evet. Bir tanesini birbirine sataşsınlar diye koyayım. Hazır mısın? Sen ne yapıyorsun? Otmaya koyuyorum. Soruyorum. Aynı anne babanın aynı anda doğan çocukların nasıl ikiz olamaz? Ooo. Bir saniye geç getir. Ne? Birisi bir keçi de var. O gene de ikiz sayılıyor biliyor musun? Ben de çipsin. Aynı anne babanın aynı anda doğan canım. Çocukların nasıl ikiz olamaz? Mantıklı mı canım? Hayır. Mantıklı. Size zorsam i̇yi da mantıklı düşünün, iyi. Mantıksız çıkıyor yani. Sen biliyor musun? Tahmin yürütüyorum en azından. Peki. Ben ne yürütüyorum? Çabalamıyorum çünkü gariban gibi oturuyorsun sen. Rejik ne varsa. Ne? Yani yok hadi tartışacağız. Ya mantıklı evet, olun biraz. Bu sanırım bu mantık şeyi değil mi sorusu? Hmm. Ben anlamadım. Cevap vermek istemiyorum. Sen de şu an çok düşün. Bak bu size bir avantaj. Talha, Halil iyi düşünün. İkiz olmazsa ne olur? Üçüz olur. Ya ikiniz niye hiçbir şey için çabalamıyorsunuz? Ödürler. Ama ya ben bunu yazan çok mantıksız geldi. Vallahi ya. Arkadaşlar biraz önce bisküvi yediniz. Biraz sonra susayacaksınız. Haberiniz olsun. Ve başka verebileceğim. Yastık sadece bir metre kaldı. Yastık kaldı. Son ödül var, kaldı var. Çocuklar. Son ödül. Kaybettin. Bak. Metre şunu kapatana vuracağım ya. Sürü verebilirim. Sürü ver. Tamam da. Ya metre şey. Niye sen aldın? Tarafında kalban gibi oturma. Son soru ve onda metreyi vereceğim. Ama kızım bak Talha hareket edebiliyorsun. Halil sen de hareket et. Neyse senin burada. Evet, sen de çok.
Son soruyu sorayım mı artık? Birbiriyle cebelleşsinler. Çocuklar, iyi dinleyin lütfen. Bakın metreyle birbirini satılışlatın. Bakın bu seferki ödül çok iyi. Ona göre. Artık ne olur düşün ya, ne olur ya. Hadi. Söyle, zor bir soru olsun. Ya, ya. Tut oradan çık ya. Yürün olayım. Nuri ne yaptın bu çocuklara? Sen ikisi de tırsıyor. Gel gel. Adam ol. Mezarını yaptın. Sorayım mı? Sor. Akıllarına gelmez herhalde. Kökleri yukarı, dalları aşağı. Havuç. Bu sefer de olsa var ya Nuri'yi vuruyacaktım. Kökleri yukarı, dalları aşağı. Bunu ben tahmin yürütemedim. Mantık sorusu mu söyle? Yani bilmiyorum. Kökleri yukarı. Bir dakika şöyle bir şey. Ispanak? Ne? Ispanak? Yok. Değil. Pırasa? Değil. Ağaç? Değil. Kökleri yukarı. Bana bakmayın, ben bilemiyorum. Kökleri yukarı, dalları aşağı. Çimen? Hayır. Ot? Hayır, otla çimen aç. Hayır, neydi ya? Çubuk kraker. Evet. Nasıl? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Kökleri yukarı, dalları aşağı. Kör olacağım şimdi. Tur ya, tur. Çıkmıyor da ya, çok kilolu ya. Allah'ım çıkmıyor ya. Bu bir dişi mi? Hayır. Canlı mı Seyla? Hayvan mı? Evet. Mantıken ve biyolojik olarak canlı. Bitki o zaman anne. Hayır. Bitki değil, ne var ki başka ya? Sarımsak, soğan. Aa, buldum. Bitki değil, yok sarımsak, soğan. He, bitki değil. Buldum. Hayvan mı? Ne buldun? Deve kuşu. Hafa içeride. Kökü mü var? Ama hafa içeride. Dalı mı var? Ben bıraktım. Vallahi ben bilemedim ya. Vallahi. Söylemiyorum, bilemedim. Bırakalım ha, dur ya, düşüneyim ben. Çok böyle yukarıdan dalar şu. Çok kolay. Hayvan mı? Burada hiç öyle kolay olmuyor. Biraz mantıklı olun. Sen... Bak. Saç mı? Şükür. Seni öpeyeceğim bir de çok uzak. Al milletle uğraş hadi. Burnunu koru lütfen. Valla. Gel lan. Ben sendenim ya. Gel aracın. Şu an iyi bir yerdeysin. Tamam artık bırakıp gidebilirim. Çok mutluyum şu an. Ama öp. Ama bittin ki sen. Onu içmen için verdim. Onu içmen için verdim ben sana. Aha, vallahi haklı çıkardım. İçiyor da tükürüyor ya. Onu niye hiçbir şey yiyor? Lan oğlum niye içiniz bakarsınız? Lan! Evet. Ya, savaş bizde yok. Ağaz dur. Seninki daha kötü. Ben 3 gün yok. Düşeceğim, kaçınıyorum. Bir tane ekmek var mı düşenlere? Hayır, dokunma. Gel. Hayır. Evet, oyunun kazananı Halil. Gel abi, ben kabul ediyorum. Ben bunu niye sordum? Onun suçu neydi bu arada? Her şeyi burada saygılar. Buradan ya. Arkadaşlar, ben bir şey söyleyeyim. Ya da neyse söyleyeyim. Buradan yeni öptüm ya. Evet, derneği hamş oluyor. Arkadaşlar, ben çıkamıyorum. Bana bir yardım eder misin? Adam, üzüldüm. Güme gitti. Depresyonlar değil. Tamam. Mutlu ayırıcım. Oturun hale almadı ki. Arkadaşlar çok özür dilerim. Gülmeden çekemedim. Mümkün değil çünkü. Şey bitti ya. Ben ilk defa Halil'in yenileceğini düşünürken, o kutuyu devireceğini düşünürken Nuri yenildi. Benim masumdum ben. Bir iş var mı? Suçu da yok da ama evet. Hadi sen ona nasıl? Ağlıyor canım şu an. Ne bileyim, önüme geliyor. Ne bana duruyor? Niye döktün? Oyunun kazananı Halil. Evet benim. Halil, tebrik ediyoruz seni. Çok sabırlıydın, gayet iyiydin. Talha tamamen güme gitti. Bir hamlede ikisini de yani. Harbiden güme gitti ama. Yazık ya, senin yüzünden. Gitti, ben seni kafasına döktüm. Abi su içilir ya.
Sen elindeki niye örtmedin tepeni? Evet ya. Kulak diye verdik. Sıcaktı ya. Bunu ayarlarım hep ıslandım şimdi. Aslında şöyle bir şey, ne olduğunu anlayamadı ikisi de. Yani, tamam mı? Nurettin kaçıyorum derken Talha'da otururken yakalandı ikisi de. Ama gerçekten başarılıydı. Kazancı. Çok sağ olun. Ödü var mıydı bu? Ben az şapayıcı. Ödüle gerek yok. Su istiyor. Halil ödül istemiyor arkadaşlar. O kadar memnun ki durumdan, ödül istemiyor. Arkadaşlar şunun sayesinde. Çok mutlu şu an. Sanatsal çalışma. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir oyunun sonuna geldik. Umarım sizler de izlerken eğlenirsiniz. Nasıl kazandı ya? Arabayla falan gittim. Ben takacağım. Bir şey söylemek için. Söyle bakalım. Son bilmediğini de söyle yine bana bir şey yaptım. Fark ettim. Baktım bunlar bilemeyecek. Ben veriyordum zaten bu tarafta. Ben veriyordum ama ben öyle bakmamışım. Arkaya bakmışım ben. Bu her şeyi hak ediyor ama. Ben de bunun için yapayım. Evet, şimdi bir saniye. Şimdi ben arkadaşım bir tanesine bir uyarı vermek istiyorum. Tahacığım, artık gözünü açman lazım. Bu oyunda çok iyi niyetli ve saf kalıyorsun bunların yanında. Allah'ım. Arkadaşlar var ya. Burada oturdu böyle bekliyor. Adam suyla da ya oğlum bak. Ne dedim lan? Suyla. Ya ben denedim. Ben başka bir yere gidemedim. Ben yürümeye çalışıyorum, bir şey yok. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ne yapıyorsun onlara karşı bu seferde? Çok güvenim kızım.